Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Şırnak'ta cumartesi günü çıkan olaylarda ölen Hacı Lokman Birliğin cenazesinin zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesi ve fotoğrafının yayınlanmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Tahir Elçi, Birliğin cenazesinin zırhlı araca bağlanarak sürüklenmesi olayıyla ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılanın suç olduğunu belirten elçi, dilekçesinde Hacı Lokman Birlik adlı kişinin cesedinin boynuna iple bağlanmak suretiyle zırhlı bir araçta yerde sürüklenmesi, cenazeye işkence ve saygısızlık yaparak bu durumu fotoğraf ve kamera kaydını alıp yayınlayan görevliler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılarak kamu davası açılmasını talep ediyorum dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı da söz konusu olay nedeniyle yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. Barolar Birliği konuya ilişkin açıklamasında Şırnak'ta eldeki fotoğrafa göre polis aracı olduğu anlaşılan bir araca bağlanıp sürüklenen cansız insan bedenine ilişkin görüntüler hepimizi derinden sarsmıştır. Bu görüntüler doğru ise yapılan görevi kötüye kullanma ve ölüye hakaret suçlarına vücut vermektir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu vahim olayın takibi için başkanlığımızca Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezimiz görevlendirilmiştir dedi. Şırnak Barosu tarafından da işkence ve pek fena muamele etmek suretiyle adam öldürmek, cenazeye hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, görevi kötüye kullanma ve ölünün hatırasına hakaret suçlarından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı.